Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi en son burada kalmışız. What does the program below print? 3 bölü 2 çarpı 1.0. 3 bölü 2 yaptığınız zaman cevabı integer olduğu için bunlar normalde 1 çıkaracaktır. 1 çarpı 1'de 1.0 olması gerekiyor. Bakalım. Evet doğru. Önce 3 bölü 2 yapıyor. 1 buluyor. Çünkü integer. Burası double olsa da sonuç olarak işlem integer oluyor. 1 çarpı 1.0 yaptığı zaman da 1 çarpı 1.0 1.0'dır. Double olduğu için de bunu yazdırabiliyoruz. System.out.print result 1.0. Şimdi bizden 2 tane numara vermemizi istiyor ve bunun hem toplam... Evet. Kullanıcıdan 2 numara alıyoruz. 2 numara değil yani 2 sayı alıyoruz. Ve bu 2 sayıyı topluyoruz. Çıkarıyoruz, çarpıyoruz, bölüyoruz ve cevaplarını yazıyoruz. Ama gördüğümüz üzere bölmede double istiyor. Evet. Yazalım bakalım. Öncelikle sort yapalım. Give the first number. Evet. Buraya bak yine unuttum. Bir isim veriyorduk önce. Evet bir integer. Ondan sonra bir isim. Sayı 1. Çok güzel. Eşittir. Integer. Value of. Ya. Ondan sonra scanner nextLine bir daha bunu koyuyoruz. Kapatıyoruz. Evet sayı 1'i bu şekilde almış oluyoruz. Aynı şekilde sort şöyle yapıp burasına sayı 2 desek yeterli. Evet sayı 1 ve sayı 2'yi almış olduk. Şimdi sort yapıyor. Enter'a basmayacaksın. Sort yapıyoruz. Sayı 1. Burada nasıl göstermiş? Direkt önce bunu bak bayağı işlem yaptırıyor ama sonuç olarak yapacağız. Evet. Sayı 1 artı sayı 2 artı eşittir. Boşluklar var. Burada da boşluklar var. Bunu bir kere yaparsak kopyalayabiliriz. Artı. Evet. Şimdi sayı 1 artı sayı 2. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman gerçekten de string'in o kuralı mantıklı geliyor. Bundan önce beğenmediğim dediğim kural. Sayı 1 artı sayı 2 bu şekilde toplamış oluyoruz. Ama burada sayı 1 ile bunu yan yana yazabiliyoruz. Yani gayet güzel. Şimdi bu toplamak için de bunun aynısını 3 kere yapacağız. Çünkü bölme işleminde farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Şu şekilde sayı evet. Sonra çarpma. Son olarak şimdi burada olay patlıyor. Çünkü double olması gerekiyor. O zaman ben buraya önce bölme işlemi için ayrı bir şey yapıyorum. Double sayı 1 olmuyor mu? Sayı 1 şey yapalım. Double bölüm olsun. Sayı 1 bölü sayı 2. Bunlar integer olduğu için 1.0'la çarpmamız da çok mantıklı olur bence. O zaman şöyle yapalım. Aynen. Evet böyle oluyor gibi. Şimdi soğut. Şunu şu şekilde kopyalayalım. Şuraya, pardon. Soğut. Şimdi buraya bölme koyuyoruz. Burayı bölüm olarak çevirelim. Çünkü bölümü ayrı olarak yazdık buraya. Burada görebilirsin. Bir kontrol edelim kendi aramızda bunu bir. Yanlış anlamadıysam doğru olması lazım şu ana kadar yaptığımız şeyler. Give the first number. 8, 2. Evet, 10, 6, 16, 4.0 olarak verdi. Evet, yani gayet de güzel gözüküyor. Bir server'a göndersin diyeceğim. Program yine mi dondu? Ha, pardon. Server'a göndersin bunu bir. Bakalım başka neler var. Bu ne demekmiş? Bir değişkenin değerine yanlış anlaşılıyor. Yani burada sürekli olarak yapılan hatalardan bahsediyor. Bir okuyabiliriz bunu. Yani bir bak göz geçirebiliriz. Burada hata yaptığımız ortaya çıktı. Burada ne diyor? Expected. Give the second number dememiz gerekiyormuş. Ama biz diyormuşuz ki give the second number ama nokta yok. Ha, elimle yazdığım için. Yani bu kadar da olmamalı aslında. Bir bilgisayar program kodunu yürüttüğünde her seferinde tam olarak kod tarafından belirttiği gibi direkt komuta. Bunlar anladık. Burada bize sürekli yapılan hatalar lazım. O yüzden sadece şuralara bir bakalım. Değer atamasını bir kopyalama işlemi yerine aktarım olarak görüntüleme. İlk kez, ikinci kez yürütüldüğünde genellikle ikinci değişkenin değerinin önce değişkenin değerine taşıdığı ve ikinci değişkenin artık bir veya değerinin sıfır olması gibi ikinci yürütüldüğü. Ne demek istediğini hiç anlamıyorum ve burada gerçekten güzel bir İngilizceye sahip olmak gerekiyor. Buradan bakarsak int first 1 + 1 dediğimiz zaman int second eşittir first artı 3 + 2 + 5 line 3 boş first eşittir 5 dediğimiz zaman ve bunu yaptığımız zaman ne çıkıyor dışarı diye düşünüyor. Tamam, bu o kadar da zor değil aslında. Yani elimle bunu bir kağıda yazarak ya da kafana da aslında bu kafadan da yapılabilecek bir olay yani. Burada ne diyor? Burada bayağı bir şey söylemiş. Burada bunu mu açıklıyor? Gerek yok ya buna. Burada 9 adımlı yukarıda anlattığı şeyi göstermiş. İşte yani tamam, bir bakılabilir. Şimdi önce first eşittir 1 + 1 diyor. First dediğimiz olay 2. Bunu buraya yazdık. Sonra şu an buradayız. Int second. Second'da first yani 2 + 3 ama ondan önce 2 + 5 yapıyoruz. 7. 7 × 3 21. 21 + 2 23. 23'ü yazdırıyoruz. First 5 diyoruz. Tamam. Şimdi first'ümüz burası 5 olacak. Çat. Şimdi diyoruz ki third. First artı second. Yani 23 + 5 topluyoruz ve 28 ortaya çıkıyor. Çat. Şimdi önce first'ü yani 5'i, sonra second'ı yani 23'ü, sonra third'ü yani 28 yazdır diyor. Yazdırdı. Return yok, return yok. Return çıkartmadık buradan. Tamam. Return'un olduğunu daha konuşmadık çünkü. Copying variable value. What does the program below print? Eğer second 32 ise, first 25 ise, second 17 ise, first second ise. Hadi bakalım. Şimdi first second ise, second 17 ise, tamam, int second. Second'ın 32 olduğunu biliyorum. First 25. Okay. Second artık 17. Yani artık 32 değil. Second 17. First de second'a eşit. Yani first de 17. Second kaçtır? 17'dir. Evet. Evet. Calculation with numbers bitti. Sırada 6. part var. Bu part birazcık kısa oldu. 6. part'a ayrı çekmek için bu videoyu burada sonlandırıp direkt yükleyeyim. 6. part'a ayrı olarak çekmiş oluruz.